Kaş Dağları'ndan herkese iyi akşamlar. Güzel bir pazar akşamında 2021'in yeni videosunu çekerken hepinize tekrar bol sağlıklı, huzurlu bir sene diliyorum efendim. Evet efendim, birazcık üşütmüşüm malum, biliyorsunuz. Bahçede, tarla koşullarında böyle odun kır, içeri gir, dışarı çık derken bazen cereyana maruz kalabiliyorum. Zira sırtımı yaslayabileceğim bir tepe ya da gizlenebileceğim bir yamaç yok maalesef. Evet, buradan havadisleri kenara bırakalım ve Ocak ayının güzelliklerinden birazcık söz etmek istiyorum. Eğitimle ilgili mesajlar alıyorum. Ayşegül Hanım, bu yıl çiçek terapi modül bir eğitimi yapmıyor musunuz? Ne zaman açacaksınız? Nasıl olacak gibi bir sürü soru geliyor. Birazcık onları da cevaplamak adına bu videoyu hazırlamak istedim. Efendim, evet, bu sene çiçek terapi modül 1 eğitimini yapmadık, açmadık böyle bir sınıf. Bahara doğru açmayı düşünüyorum. Daha sıkıştırılmış, daha hızlandırılmış bir programla girmeyi düşünüyorum. Zira bu sefer modül 1 ve modül 2 şeklinde tümden bir eğitim olacak. Bu toplamda 100 saat sürecek olan eğitimde efendim başlık başlık çiçeklerin tarihçesinden başlayarak 20. yüzyıldaki öncü çiçek terapilerine kadar size anlattığım bir tanıtım dersi olacak aslında. İlk tarihimizi hemen paylaşmak istiyorum. 17 Ocak 2021 Pazar akşamı. Elbette ki Zoom ekranlarındayız. Biliyorsunuz eğitimler, danışmanlar, görüşmeler genelde Zoom üzerinden gidiyor. Daha aktif bir kanal. Ama tabii teknoloji çok hızlı gidiyor. Yakında bambaşka bir kanalda karşımıza çıkabilir. Evet, 17 Ocak Pazar akşamı saat 21'de buluşuyoruz efendim. Bu saati özellikle birazcık ileriye çektim. Çünkü birçoğumuzun online eğitimleri olabiliyor ya da söyleşilere katılmak istiyor olabiliyorlar. O yüzden böyle kimseye engel olmayacağımız bir saat olsun diye saat 9'la 11 arasına yerleştirdim. Güzel sıcak bitki çayınızı alıp karşıma geçip benimle birlikte derin çiçeklerle bir sohbete bekliyorum 17 Ocak'ta. Daha sonrasında bir ertesi akşam 18'i gecesi, yani karşınızda bu sefer bir ilgili konu başlığıyla olacağım. Elbette ki bu ilgili konu başlığı bir sorun olacak. Sloganımız da zihnini sustur, sakinleş ve impatience çiçekleri. Evet, biraz sabır otu çiçeklerinin bu telaşlı, bu sabırsız duruma nasıl iyi geleceğinden söz ederken aynı zamanda bu çiçek özüyle de hangi başka konularda çalışabileceğimizi, nasıl uçucu yağlarıyla, mistleriyle nasıl 21 günlük kürler uygulayabileceğimizin bilgilerini vereceğim. 2 saatlik bir oturum olacak. Bu oturum için hiçbir oturumda, aslında bu çiçek şifa odasında oturumlar ücretsiz olacak efendim. Sadece sizden naçizane böyle küçücük bir isteğim olacak. flowermagiçiçekterapi@gmail.com adresine eğer katılım yapacağınız isminiz, doğum tarihiniz ve kendinizi tanıtan kısa bir yazıyla bana gönderirseniz hemen sizi katılımcı listesine alırım. Zira biliyorsunuz Zoom'da şifre göndermemiz gerekiyor. Efendim, 18 akşamı, yani pazartesi akşamı yine saat 21'de buluşmaya özen göstereceğiz. 8.30 gibi buluşma başlar. Yavaş yavaş bir araya geliriz. Şöyle birazcık sohbet ederiz. Sonrasında 21'de de çalışmamıza başlarız. Tabii çiçeklerle ilgili çalışmaların içerisinde çiçek meditasyonu, çiçeklerle nefes çalışması gibi bazı özel egzersizler var. Onları da burada sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Bir sonraki gün küçük bir ara veriyoruz. Bütün bu öğrendiklerimizi, konuştuklarımızı bilgi süzgecimizden geçirip sonra çarşamba günü son eğitimde, son etkinlikte buluşuyoruz. Bu etkinliğin başlığı da odaklanma problemimiz. Evet, odaklanma problemi şu sıra herkesin muzdarip olduğu ciddi bir sorun. Yapacağımız işler yarım kalıyor, okumamız gereken kitaplar yarım kalıyor, izlememiz gereken filmler, dinlememiz gereken müzikler. Yani aslında maneviyatımıza yönelik olan her şeyi
izafi koşulların güçlüğünden sürekli öteliyoruz, sürekli gerileri atıyoruz. Ondan sonra da bir bakıyoruz ki efendim bir ay sonra mutsuz, yatağından çıkmak istemeyen, pijamalarını çıkartmak istemeyen, hep karanlıkta kalmak isteyen bedbaht bir tabloya dönüşüyoruz. Birçok danışanım tükenmiş haldeyken bana ulaşıyorlar. Gerçekten enerji rezervleri bitmiş oluyor. Gerçekten günü tamamlayacak enerjiyi kendilerinde bulamıyorlar. Ve elbette ki bir türlü odaklanamıyorlar. Bununla ilgili bir atölye olacak. Neden odaklanamıyoruz? Hangi çiçeklerle odaklanmamızı arttırmalıyız? Kajeput, nane, efendime söyleyeyim, okaliptüs gibi keskin kokular fitoterapide ne manaya geliyor? Bunlar büzücü mü, soğutucu mu? Ve bizim odaklanmamızda nasıl etkin, nasıl aktive oluyor? Ve odaklanırken biz aslında o kanalı açmak için nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bir ortam hazırlıyor muyuz kendimize? Meditatif olmanın yönünü mü tercih ediyoruz? Yoksa sıkıştığımız zamanlarda alelacele okumaya çalıştığımız kitaplar mı oluyor acaba? İşte bütün bunları bir sonraki gün, yani pazartesi çalışıyoruz, salı boş, çarşamba günü akşamı tekrar Zoom'da tartışıyoruz, konuşuyoruz ve ilgili reçeteleri size öneriyorum. Bu arada sizden gelecek olan soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Homeopati, aromaterapi, masaj terapisi için kullandığımız çiçek salveleri, balzamlar, bunlarla da ilgili daha sonra böyle kısa kısa şifa odasında sohbetlerimiz olacak. Bu sohbetler ücretsiz efendim. İstediğiniz şekilde katılabilirsiniz. Bir devam zorunluluğunuz yok. Buyurun gelin ilk şifa odasında 17 Ocak'ta buluşalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Heyecanla bu güzel buluşmayı, bu şifa odasını dolduracak arkadaşlarımı bekliyorum. Unutmadan bu arada lütfen beyler bizi bağışlasın. Çünkü bu şifa odası, bu çiçek şifa odası sadece kadın arkadaşlarım için, yani dişil enerji kanalında açılıyoruz ve çalışıyoruz. O yüzden de beyleri bu çalışmada maalesef aramıza alamayacağız. Efendim, bana mesaj atabilirsiniz. YouTube Ayşegül'le Çiçekler kanalımdaki bilgilerime ulaşıp oradan telefon, mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Umarım güzel, enerjili, hepimizin birbirine dokunabildiği ve özellikle sizlerin çiçeklerle uyumlanıp uyumlanamadığınızı deneyimlediğiniz bir şifa kanalıyla tanışma platformu olsun istedim. Umarım isteğim, niyetim sizinle olur. Niyetim niyetinizle olsun. İyi geceler efendim. Hoşça kalın.